Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınem sıdıklılar ekranımızı bulsun. Dünya Sahiye Teşkilatı kaligüsüde yeni yukum dolgunu payda buluşu mümkünlükini bildirdi. Dünya Sağlık Teşkilatı kelgüsüde yeni virüs yukumu dolgunu payda buluşu mümkünlükini bildirip, her kaysi devletlerden yüksek hoşyarlıkını saklışı gereklikini bildirdi. Dünya Sağlık Teşkilatı 14. sentabr halkara cemiyetini agahlandırıp, gerçi bütün dünyada her haftada virüs tüpeyli yeniden ölgeler sani yukum ehvali körülgenden buyanka en tüven seviyeye düşken bozumu, lekin kelgüsüde yenili yeni yukum dolgunu körülüşü mümkün. Her kaysi devletler cezmen yüksek hoşyarlıkını saklap, körülüş ihtimali bulgan her kandak yukum ekvali xavup xatiri üçün yakşı tayarlı kılışı gerek diyen. Dünya Sahiye Teşkilatı yeniden ilan kılgan dokulatı karganda 9. ayının 5. gündün 11. günü geçe, bütün dünyada inik diagnoz koyulgan bimar 3 milyon 100 mindin eşip, aldınka heptidikiden 28% tövendigen. Yeniden ölüp ketken bimar tahminen 11 min bulup, aldınka heptidikiden 22% tövendigen. Dünya Sağlık Teşkilatı Reisi Tedros Adhanom Ghebreyesus şu gündeki muhbirlerini kütüveliş yığınıda aldınkı hepte her kaysi devletler dokulat kılgan virüs yukumada ölügen bimar sani 2022 yılı 3. aydın buyanka en tövence küçüştü. Xitay virüsünün keng tarqılışını ahırlaştırış noktasını etkanda biz misli görülmegen evzel orunda turvatimiz digen. Ma'lum bo'lishicha Dünya Sağlık Teşkilatı'nın mutaxassislari pat arada yetib keladigan ko'z qish faslidagi yuqum ahvoliga qarata kelgusida yana yangi yuqumlanish to'lqini ko'rilishi mumkin deb qarigan hamda har qaysi davlatlarni yuksak hushyorlikni saqlashga da'vat qilgan. Har qaysi davlatlarda Xitoyga qarshi namoyishlar davom qilmoqda. Yakınki günlerden beri Xitay'nın atılmış yukumlu nölgü çüşürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan'da yolu koygan nezerbend kılış, aç koyup kırgın kılış cinayetleri hakkıdaki sınlar ictimai taratkularda tarqılıp, halkaradı küçülük gulgulu kozgudi. Bununla masalda dünyanın her kaysi caylardaki Şarkı Türkistan halkı namayış ve her kıl karşılık hareketleri arqılıq Xitay'nın cinayetlerini kün tertipki keltürmekte. Şunun cümlesinden 16. sentabr Şivisiyada yaşayotgan Uyghurlar Şivisiya parlamenti aldıda namayışı orunlaştırıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıbatgan irki kırgınçılık cinayetine narazılık bildirdi. Şivisiya Uyghur Ma'arif Uyuşması tarafından orunlaştırılgan mezkur namayışka Şivisiyada yaşayotgan köpsallık Uyghurlar iştirak kıldı. Namayışçılar yakında Xitay aç koyup ziyankeşlik kılgan Uyghurlarının suretleri ve ceza lagırlarda izleyereksiz yokap getken kişilerin suretleri çüşürülgen plakatlarını götürüp, Xitay'nın kırgın kılıç cinayetine karşı şu artı oldu. Şundakla Amerika'daki Uyghurlarımı 10. sentabr Aksaray aldı da 15. sentabr Washington'daki Xitay konsulukhanesinden aldı da namayışı ötküzdü. Her iki yerde ötküzülgen namayışta Xitay'nın nöbetteki vahşi cinayetleri lanetlendi. Xitay konsulxanasiga hücum kılmakçı bolgan lager şahidi Tursunay Ziyavudun ve faaliyetçi Tumaris Almaz hanımlar sakçılar tarafından tosqulluğa uçurdu. Fransiyadaki Uyghurlarımı 14. sentabr Parijdaki Xitay konsulxanası aldıda namayışı ötküzdü. Ve Xitay'nın irki kırgınçılık cinayeti ve nöbetteki aç koyup öldürüş cinayetlerini kün tertipki keltirdi. Namayış diyene Fransiya Uyghur Birliği Reisi Dilnur Rayhan Hanım muşundak iğir vaziyette yenili sükut kılıp duruvatkan Uyghurlarını kattık ayıpladı. Kandı ırladı bu, sizler kaçan geçe namuslu ölmeyizle. Namuslu namda iş tabi ıhlarını adlı bölümünü olan aşırı köyde duruvelim. Namlı kokları, tokanca kıldı. Bir iğiz zuvan süren mevatkan. Yıkın kıyam mevatkan. Hatta biz gibi o yiğit salam iş yapmayızlar. Aşın namussuz, namussuz ölmeyi vatanına kullanan namussuz ölü olmalı. 16. sentabr Yaşlar Teşkilatı'nın uğurlaştırışı bilen, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da aç kaldırıp kırgın kılıç katli amığı karşı Norvegiya parlament binası aldıdı namayışı ötküzüldü. 16. sentabr günü yana Kanada'da yaşayatkan Uyghurlarımı, Xitay'nın atılmış virüs yukumunu nölgü çürüş namıda aç koyup kırgın kılıç cinayetlerine karşı piyadi yürüş kılıç vasıtası arkalık narazılık bildirdi. Şundakla İstanbul Fatih Camisi'de mi 16. sentabr Türkiye'deki yerlik teşkilatlarına uğurlaştırışı da Şarkı Türkistan'ı yalgız koymayımız şu arı bilen zor gölemlik namayışı ötküzüldü.
Kazakistan'da Xitayga qarşı partiya quruş planlandı. Əsli Şərq Türkistanlıq bolğan 46 yaşlıq Qazaq Qazaqıstanda Xitayğa qarşı partiya quruşunu planlığan. Amerika Avazının bugünkü xəbərində bildirilmişçə Qazaqıstanda Xitayğa qarşı partiya quruşunu planlığan Bekzat Maqsud Qanuli əslində Qazaqıstanda yaşayatqan kiçik kiyim-keçək sodigiri bolub ilgiri siyasətki qızıqmaydı ekan. Biroq o neçə illərdən buyan Şərq Türkistanda Xitay icra qılıbatqan basdırış və qırğın qılış qılmışlardan endişi qılışqı başlığan. Xəbərdi qeyd qılınışca, aldınqı həftə Qazaqıstan əskərləri Şi Jinpingni kütüb alışqı tayyarlıq qılıbatqan bir paytda Bekzat Maqsud Qanuli Xitayni qarşı elishning o'rniga Qazaqıstanın kəng yezi qışlaq hər qaysı kənitlərini ziyarət qılıb, xalqni Qazaqıstanda Xitayğa jang elan qılıdığan partiyaga kirishki chaqiriq qılğan. Bu yıl 46 yaşqa kirgan Bekzat Maqsud Qanuli əsli Şərq Türkistanlıq bolup, Birleşme agentliğiga men azaldan siyasetki kirishni oylab baqmagan edim. Ama keyin Şərq Türkistan vaziyatining 1-2 yilda ötib ketadigan kichik masala emasligini, belki buning bir chong masala ekanligini his qilishga boshladim degan. Uning muxbirga aytishicha, uning siyosiy jihatda uyg'onishiga Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarni bostirish qilmishi sabab bo'lgan. Bildirilishicha Qozog'iston hukumatı Xitoydan lager va turmalarga tutqun qilingan qozoqlarni qo'yib berishni xususiy o'tingan bo'lsa-mu, ammo xalqaro sahnalarda Xitoyga hech nima deyilmagan. Hatto BDT kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini ayiblash yoki qo'llash to'g'risida belat tashlaganda Qozog'iston huquqidan voz kechgan. Bekzat Maqsud Qanuli Xitoyning qozoq xalqiga qilgan bostirish va qirg'in qilish qilmishini nazarda tutib, Xitoyning qozoqlarga qilayotgan vahshiy muomilasi davomlashayotgan bir paytda Shi Jinpingning bu ziyorati qozoqlarga qilingan haqorat deb atagan. Bildirilishicha Bekzat Maqsud Qanuli Sharq Turkistonda maktabda o'qiyotgan vaqtlarida Xitoy amaldorlari, professorlar, amaldorlar, o'qituvchilar uni kamsitgan. Shu sababli u 90-yil yillarining oxiri oilasi bilan Qozog'istonga ko'chib kelgan. U Qozog'istonda o'qituvchi, tarjiman va savdogar bo'lib ishlagan. Uning siyosiy uyg'onishi 5 yil ilgari boshlangan bo'lib, Xitoy Sharq Turkiston xalqini lager va turmalarga solib, chet elda qolgan tuqqanlari va do'stlari bilan bo'lgan aloqani cheklagandan boshlab Xitoyga qarishtirishga boshlagan. Keyin Serikjon Bilash o'g'li qurgan Otyurt jamiyatiga qatnashgan. Shanghay hamkorlik tashkilotining Samarqand xitobnomasi imzolandi. Shanghay hamkorlik tashkiloti rahbarlarining O'zbekistonning Samarqand shahrida chaqirilgan 22-kunlik navbatlik boshliqlar yig'indan keyin Samarqand xitobnomasi imzolandi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, O'zbekistonning Samarqand shahrida barpo qilingan Yipak yo'li Samarqand xalqaro sayohat rayonidagi yig'in zalida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning sohibxonligida chaqirilgan Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'ini oxirlashdi. Boshliqlar yig'iniga tashkilotga a'zo davlatlar Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Xitoy raisi Shi Jinping, Qozog'iston prezidenti Qasim Jo'mart To'qayev, Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov, Tojikiston prezidenti Imom Ali Rahmon, Pokiston bosh ministri Shahboz Sharif Hindiston bosh ministri Narendra Modi, kuzatuvchi davlatlar Belarusiya prezidenti Aleksandr Lukashenko, Mongoliya prezidenti Ukna Agin Qorilsoq, Iran prezidenti Ibrahim Raisi, taklifga binoan Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdogan, Turkmaniston prezidenti Sardar Berdimuhamedov va Azerbayjon prezidenti Ilham Aliyev qatnashdi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Pokiston Hindiston va O'zbekiston rahbarlari Samarqand xitobnomasini imzoladi. Xitobnomada rahbarlar Shanghay hamkorlik tashkilotining boshqa davlatlar va xalqaroliq tashkilotlarga qarashliq emasligini dalilladi va o'zaro manfaatlarni chiqish nuqta qilib, ishlarining hamkorligi ochiq ekanligini qayd qildi. Xitobnomada davlat mudofiyasi va bexatarlik sohasida hamkorlikni taraqqiy qildirish, terrorlik va asabiylik tarafdori tashkilotlarning bir tizimligini turg'izishni xohlaydiganligini bayon qilgan rahbarlar Shanghay hamkorlik tashkilotining terrorizmga qarshi kurashga qarata tinchlikni qo'g'dash vazifasi doirasida birlashma harbiy manevrlarni o'tkazishning zarurligini ta'kidladi. Yer sharivi boshqurildigan bombadan mudofiyalanish tizimlarining ba'zi davlatlar tomonidan bir taraflama holda taraqqiy qildirilishini ayiblagan rahbarlar buning xalqaro bexatarlik va muqimlikka passiv ta'sir ko'rsatayotganligini o'tirg'i qo'ydi. Ximiyalik qurollarning taraqqiy qildirilishi, ishlab chiqarilishi Zapas saqlanishi va ishiltilishini cheklash va bularning yo'q qilinishiga munosabatlik ahdinomaga rioya qilinishi to'g'riliq chaqiriqda bo'lgan rahbarlar
alem boşluğunun koral yarağlardan hali kılınış teşebbüsünü kollaydıganlıklarını hem de alem boşluğunu korallanış rekabetinin çeklenişine kapalatlı kıldığan halkaralık ve kanuni küçüke ege bir hüccetinin imzalanışının zürürlükünü tekitledi. İran'ın yadro programmasıga münasvetlik hareket planını yoluk koyuşunun muşimliğini otturgu koygan rehberler, yadro kurallarının kengeyişinin aldığını eliş şartnamesindeki belgelemelerge kattık emel kılış gerekliliğini tekitledi. Rehberler Afganistan'da barlık etnik, dini ve siyasi gruplarının vekillerinin katnışışı bilen keng dairlik bir hükümet teşkil kılış ihtiyacı barlığını kayıt kıldı. Bunundan başka yana Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın yakşı niyetlik elçisi digen namını tasdiqlagan rehberler 2023 yılını sayahat yılı ilan kıldı. Yığından keyin Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın nöbetçi reislik vazifesi Hindistan'a ötkenliği üçün kiler kıtımlık Şanghay Hemkarlık Teşkilatı başlıklar yığını 2023 yılı Hindistan'da ötküzüldüğallıkı bildirildi. Başlıklar yığını da eza devletler uzak mezgirlik, inak koşundarçılık, dostluk ve hemkarlık gelişimini yolu koyuşunun keng dairlik hareket planını öz içine alan cemi 40 hüccetke imza koydu. Küzetküçler Semerkand Xitabnamesi tilga ilingan terörlük ve esebilik tereptarı teşkilatlarının tizimlikini turguduşunu talep kılış meselesi de Xitay'nın asaslık mağısının her kaysi devletlerdeki aktif faaliyet kılvatkan Şarkı Türkistan teşkilatlarının nişan kılınganlıkını çünkü Xitay'nın ezelden çet eldeki kanunluk Uyghur teşkilatlarını terörlük teşkilatı deb karaydıganlıkını bildirişmekte. Kırgızistan-Tacikistan çigra liniyesindeki tokunuşlarda nurgun adam öldü. Kırgızistan bilen Tacikistan otursidiki çigra liniyesinde yüz bergen tokunuşlarda 24 kişi hayatından ayrıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, Kırgızistan Sahiye Ministerliğinin bildirilişçe, devletin cenubidiki Batkent rayonuna yerleşkan doktorxanalarga 24 ceset keltirilgen. Kırgızistan-Tacikistan çigra liniyesinde iki devletin çigra müdafiye kısımları otursidiki korallık tokunuş tünügün başlangan idi. Terepler birbirini kilişimlerge xilaplık kılış bilen ayıplıgen. Uruş doğduş doğurluk şu cay vaxtı çüştünkin saat 4'te kilişim hasılı kılınganlıkı uxturulgan idi. Tokunuşlarda Kırgızistan tarafından tahminen 90 kişi yaralanğan idi. İki devlet otursidiki çigra macerası sebebinden bulup mu yer dihkancılık meydanlarını suğuruş, hayvanlarını bekiş, etkeskilik, ortak yol işiltiş ve çigradın ruhsatsız ötüş katarlık sebepleri tüpeyleden rayonda ciddicilik yüz vermekte. Kırgızistan 2021 yılı 21 Mayıs'tan itibaren çigra ihtilafı hal bolğanğa kadar Tacikistan bilen tamojni iğizlerini takıgan idi. Kazakistan paytaxtının namını qaytadan Astanaga özgertişini karar kıldı. Kazakistan parlamenti paytaxt Nursultan'ın ismini qaytadan Astanaga özgertişini mezmun kılgan asasi kanun maddesini makulledi. Kazakistan parlamentinin yukarı tüven palataları birleşme müzakere elip verip, devlet asasi kanunun bazı maddelerine özgertiş kirgüzüşünü mezmun kılgan kanun layısını kabul kıldı. Asasi kanunga kirgüzülgen bu kıtımkı tüzüşünün ruhiga asasen, paytaxt Nursultan'ın ismi qaytadan Astanaga özgertildiken. Lahiye Prezident Kasım Jomart Tokayev imza koygan kündün başlap küçke ege bolidiken. Bunundan ilgari Kazakistan parlamentinin bir grupu parlament azası halkının paytaxtının yeni namı Nur Sultan'ı kubul kılalmağanlıqını oturgu koyup, şehirge konu ismi Astanını qaytırıp biriş teklifini oturgu koygan idi. Kazakistan Prezidenti Kasım Jomart Tokayev 9-nın 13-cü günü asasi kanun kengişige iltimas sunup, parlament azalarının mezkur teklifinin asasi kanunun ruhiga mas keldiganlıqı toğrusu da ijabi cevapqa erişken idi. Kazakistan'ın kurguçı Prezidenti Nursultan Nazarbayev 2019 yılı 19 Mart Prezidentlik vazifesinden istifa verip bir gün denkin parlamenti vazife tapşırı alğan Prezident Tokayev paytaxt Astana'nın namını Nursultan'a özgertiş teklifini oturgu koygan idi. Devletin okşumağın caylarda ötküzülgen namayış ve müracaat namelerge karamay bu teklif 2019 yılı 23 Mart parlamenti bir de kubul kılınıp devletin paytaxtının ismi Nursultan'a özgertilgen idi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.